Ayılamadık bu sabah. Niye öyle oldu? Şunu da alalım. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün evde başladık. Hem birazcık full day of eating hem antrenman. Bugün Merveciğimle şey yapacağız. Resmen 2 dakika önce uyanıp direkt kahvaltı yapmaya koştum. Evet. Saç, baş. Benden önce davrandı Merve bugün. Gözümde gözlük. Ben daha uyanamadım. Saatte kaç oldu? Ama ben sabah uyandım. Sonra baktım Emre trafiğe takılmış. Dedim ki bari Emre'yi bekleyene kadar birazcık daha uyuyayım. Çünkü öğünleri falan hazırlarken videoyu çekecektik. Şimdi arkadaşlar günün ilk öğünüyle başlayacağız. Bugün size bütün öğünleri teker teker göstereceğim. Evet. Merve de kendine mis gibi pankek yapıyor. Ben tamam, galiba ömrümün sonuna kadar yumurta hiç yiyemeyeceğim. Neden aşkım? Geçen 2 gün boyunca 3 öğün yumurta yedim. Bildiğin yumurta, omlet yedim. Ve asla yumurta yemek istemiyorum, midem bulamıyorum. Ama aşkım yedim. Yani senin de yaptığın iş değil. Niye? Kilo almam gerekiyor diyor. Diyorum ki karbonhidrat protein ye. Her öğün protein yumurta yiyor. Hayır canım, ekmek de yiyorum. Ekmek de kilo aldırır ya. Ekmek protein değil oğlum. Karbonhidrat. Kek yapmaya başladım. Yavuz'un maması bitmiş ama dur sana bisküvi vereyim. Şimdi ilk öğünümüzü hazır edeceğiz. Ekmeğimizi alalım. Ben ilk öğünü ne yapıyorum? 4 tane tam yumurtamız var. Hala devam. Off sezondaki şeylere, beslenme düzenine devam aynı şekilde ve bu hafta off sezonun son haftası arkadaşlar. Yarışımıza tamı tamına 59 gün var şu andan itibaren. Yani bu prep'e normalde başladığım prep'lerden biraz daha geç başladım. Koç böyle uygun gördü, biz de öyle ilerledik. Bakalım ne olacak, merak ediyorum ben de. İnşallah formda çıkarız. Şöyle bir zeytinyağı gezdirme spor. Ama şöyle bir şey var, sen geçen bu döneme başladığında daha şişik, yani daha ödemliydin. Evet. Şu an bayağı kuru bir şekilde o döneme başlıyor bence. Geçen sene zaten olur. 12 hafta kala, direkt 13 hafta vardı, direkt şeye başlamıştık. Yani definasyonla, geçen sene şeyi bir arada çıkardı. Balıklı definasyon bir arada çıktı yani. Ben buna biraz daha yağ atayım, bu yapışır çünkü. Böyle ufak tefek yağlar. Sorun yapmaz ekstradan. 4 tam yumurtamızı kırdık. Birazcık altını açalım. Şimdilik... Mama ister tabii. İstemez mi? Bu yulafımız biraz az kalmış. 100 gram yulaf. 100 gram yulafımızı koyduk. Bitti mi bitmedi. Hemen. Bak şimdi, 25 gram lazım, tamam mı bize Emre? Ben şimdi direkt 25 gramı nasıl atıyorum içeri? Bakayım. Büyük ihtimal bu 25 gramımız. Tartı bozulmuş. Ya, biliyordum. Tartı bozulmuş. Bazen ben 25. Tartılacağım. Ben çok uzun süre tartılmam. Ay çok sıklıkla tartılmam. Bazen böyle tartılacağım zaman bekle diyor, ben şöyle tartacağım diyor. Şöyle bir kucağına alıyor. 57-200 falan diyor. Ya bir tartılıyorum, ya 57-200 ya 57-300 çıkıyorum. Yemin ederim bak. Nasıl tahmin edebiliyorsun bunu? Ne biliyorsun? Ben normalde de bunu hep tutuyorum. Bana şov yaparak gösteriyorum. Ben nasıl tutturacağım diye. Evet, bugün olmadı maalesef. Hani nasıl tutuyorsun böyle? Bir şey yapamıyorum. Göz alışkanlığı artık bence, ne bileyim. Ya yıllardır hep tartıyla işimiz. Valla ben 100 yıl daha yapsam böyle bir şey tutturamamış. Güzel bir yetenek, tebrik ederim. Teşekkürler efendim. Çok kayarayan bir yetenek değil mi? 100 gram yaban mersinimizi de ekledik. Ekmeği çıkarmış mıydım ben? Çıkardım. İki dilim de... şeyim vardı ya, Cem Genel diyetisyen iki dilim dedi. Yok, iki dilim işte ha. İki dilim dedi, biliyor musun o şeyi? Çıkarıyormuş iki dilim. Bu dilimler de büyük ama biraz normalde. 3 dakika sonra çıtır çıtır oluyor, çıtır çıtır. Bunun kapağı nerede? Makinede mi? Hocam anlat bakalım. Neyi anlatayım hocam? Konuşalım, kamerada konuşmak güzel oluyor.
İnsanların umarız değil. Anlat konuşalım deyince aşkım şimdi birden. Sen anlat konuşalım, dinle bakalım. Bayağıdır seni görmüyorlar kamerada. Ben arkadaşlar iyiyim. Ne anlatsam bilemedim. Anlat, nasıl geçiyor hayat? Neler yapıyor? Vallahi Fahrettin'in yarışma dönemine hazırlanıyoruz beraber. Beni izleyen fitness sevgililer varsa, eğer fitness sevgilileri varsa böyle taktik uygulayabilirler. İyi gidemek. Şu insanlardaki şu fitnessçiler, vücut geliştirmeciler sinirli algısı insanı daha da sinirlendiriyor, biliyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazalım. Bakalım kim attı, kim atsız. Yazalım abi. Tamam. Sinirlidir diyenler yazsın, sinirli değildir diyenler yazsın. Tamam. Ne olacak sonra? Şey yapalım hemen, yumurtamıza tuzumuzu ekleyelim. Yani normalde 1 gram aslında ama ben göz kararı bir hemen şöyle. Şu an daha tam prep'in şeyinde olmadığımız için 1 gramı şöyle attım üstüne. Göz kararı. Burada da bunu da gösterelim. 100 gram yaban mersiminimiz. Mersiminimiz. 100 gram yaban mersini. 25 gram izole whey. İzole whey olması önemli. Ve 100 gram yulafımız var. Kahvaltımız bu şekilde. Şimdi ben buraları bir toparlayayım. İçeride kahvaltı yerken görüşüyoruz. Saniyede 100 gram yulaf, 25 gram. İzo Bey, 100 gram da yaban mersini. Bak pratik abi. Şimdi bunu yemeye kalksaydım var ya, Allah çiğne, Allah çiğne, 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 çiğne. Vakit kaybı olacaktı. O yüzden çok pratik şekilde direkt shake yapıp içiyorum. Ve böylelikle ilk öğünümüzü bitirdik arkadaşlar. Ne oldu? Artistik yapıyordum biraz önce. Rose, ne yapıyorsun ya? Evet, arkadaşlar kahvaltımızı yaptık şimdi. Geçtik balkonda köşemize. Sıcakta bunalıyoruz. Yine birazcık Allah'tan esinti de yok da bir ferahlık geliyor ufaktan. Evet, şimdi artık prep'e kaldı son bir hafta bile yok yani. Bugün ne? Salı. Önümüzdeki hafta prep başlıyor. Yani en geç başladığım prep herhalde sanırım bu oldu. Geçen sene gerçi 13 hafta kala direkt yarışa niyetlenmiştik ama yine bu sene birazcık off sezonu, bir 2 ay kadar bir off sezon yapabildik. Onun öncesi yarışacağım mı yarışmayacağım mı kararsızlığıyla geçti. Gel. Bu hafta uygulayacağımız off sezondaki planın son haftası. Önümüzdeki hafta yeni planlar, yeni prosedürler geliyor. Ben de merak ediyorum. Şimdi ilk defa yabancı bir koçla çalışıyorum. Nasıl bir prep geçecek diye heyecanlıyım açıkçası. Şu ana kadarki süreç benim için oldukça güzel geçti, keyifli geçti. Kısa bir off sezon olsa da verim aldık. Prep'te de, prep'ten daha umutluyum. Çünkü yine definasyon sürecinde de kas kütlesi koymaya devam edebiliyorum. O yüzden hem birazcık daha bir adale yoğunluğu kazanıp yavaş yavaş artık derine inmeye başlayacağız. Yarışa kalan 59 günümüz Türkiye Pro'ya, herhangi bir aksilik olmazsa. Türkiye'de olacağı için ekstra bir heyecanlıyım yarışmanın. Şimdi önceden hep yurt dışına gidiyorduk. Kendi seyircimiz yok, yabancı izleyicilerin önünde yarışıyorduk. Şimdi kendi seyircimizin önünde ve Türkiye'den de yarışacak pro arkadaşlarımızla beraber keyifli, güzel bir podyum olacak kesinlikle. Yurt dışından gelen tabii ki yarışmacılar da olacaktır. Harika bir organizasyon bizi bekliyor. Onun dışında herhangi bir uzun zamandır karp değişikliği yok planlarımızda. Sabit gidiyoruz. Yani sabit gidiyoruz dediğim, ne kadar süredir sabit gidiyoruz? Son tabii değişiklikler oldu. Son 3 haftadır falan sabit gidiyoruz. Ama prep'te de büyük ihtimal şeylerimiz sabit gidecek, karbonhidratlarımız. Çünkü yani off sezonda bile yüksek karp almama rağmen form gayet açık. Benim için kolay bir prep olacak. Emre, sen de ilk defa böyle bir prep'e şahitlik edeceksin herhalde. Daha önce çektin mi hiç böyle? Ben de heyecanlıyım buradan. Sen de heyecanlısın değil mi? Seni de bir benle beraber prep yapman yok mu? Vallahi öyle arkadaşlar ya. Heyecanlıyım açıkçası. Güzel olacak. Beni en çok heyecanlandıran dediğim gibi Türkiye'de yarışmak.
Türkiye'de NPC'nin olması, pro bir yarışın olması heyecanlandırıcı. Şimdi bugün ne yapacağız? Ondan da bahsedeyim. Başta söyledim zaten, bugün Merve dedi ki, aşkım dedi, ben de senin antrenmanını yapayım bugün. E dedim, gel. Buyur gel. Yapalım. Göğüs idmanı yapacağız. Benim bugün göğüs var çünkü. Normalde Merve hep ya full body ya da böyle işte bacak falan çalıştığı için. Bugün değişik bir antrenman olacak onun da. Şimdi ilk öğünümüzü yedik. İkinci öğünümüzde rice cream var. Onu hazırlayacağız. İkinci öğünü yedikten sonra bir antrenmana gideriz. Sonrasında ufak bir marketten alacaklarımız var. Bir markete uğrarız. Oralara da çekeriz. Bir şeyler eksik. Kıymamız eksik. Başka ne eksik? Bakacağız çıkınca. Sonra eve geliriz. Antrenman sonra öğünlerimizi çekeriz. Ve yavaştan da günü kapatmış oluruz. O zaman hazırlayalım mı ikinci öğünü yavaştan? Başlayalım abi. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar, ikinci öğünümüz cream of rice. Şunu alalım. Bunda mı yapsam acaba? Ha, bunu da yapayım. Aa, vitaminlerimizi içmedik ya Emre. Hiç söylemiyorsun ha. Hayda. Oğlum hiç söylemiyorum. Şimdi burada bizim burası depomuz. Biraz eksiklerimiz var. Bugün sipariş geçtim. Şimdi Allah. Magnezyum. Aslında bunu akşam alıyorum ama şimdi alalım bir magnezyumuzumu. Konuşamadım. Astralagus. Böbrek koruyucumuz. Böbreklerimizi korumak için Astralagus çok önemli arkadaşlar. Bunu eğer anabolik ürünler kullanıyorsanız ihmal etmiyorsunuz. Multivitamin bir servis. Bu da Protein Ocean'ın en sevdiğim ürünlerinden Kidney. Bu da bir böbrek koruyucu. Bunu da eksik etmiyoruz. Bunlar önemli. Bunlarsız sıkıntı yaşarız. Sağlığımız sıkıntıya girer. Liver, karaciğer koruyucumuz. Burada ne var? Vitamin K2. Eksik olanları da söyleyeceğim. Onlar yarın gelecek. Vitamin K2. ETP'ye geç şu an. Coenzim Q10. Kalp sağlığı için. Bunu alıyoruz. Sonra tekrardan Milk Thistle. Yine karaciğer. Bunları korumazsak sıkıntı yaşarız. Ester C. O nedir abi? C vitamini. C ester. Yemin ediyorum bana eczada olabilirsin. Vallahi moruk işte mecbur ama ya. Bunlar olmazsa şurada 25 miligram proviron. Bu farklı bir olay. Spemam Forte alıyoruz bir tane. Normalde omega 3 D3 vitamini olması gerekiyordu ama maalesef dün tüketmişim. O yüzden bugün onları alamayacağım. Bunların yanına ekstradan bir omega 3 ile D3 oluyor sadece. Onlar da yarın hemen Ocean'dan zaten söylüyorum. Yarın tık kapıya geliyor. Siz de Fahriyon koduyla Protein Ocean'dan arkadaşlar vitaminlerinizi, koruyucularınızı, supplementlarınızı, kaliteli ürünleri temin edebilirsiniz. Şuradan su alalım. Zinc hazır. Dozdur bakayım yavrucuğum. Dur bakayım yavrucuğum. Oğlum şeyimiz de mi bitmiş ya? Cream of Rice'ımız da bitmiş ha. Ne var elimizde bakayım aroma? Ha, muz var. Bu da güzel, severiz. Şimdi bunu nasıl dolduralım? Şu
şunu da aldık otomatik doldursun diye yemin ediyorum var ya 3 saatte dolduruyor. Bir bardak su içsen vazgeçersin anladın mı? Tretlersin içmiyor. Basmalılar vardı abi eksik teknoloji. Bir basardım taşırırdı anladın mı var ya böyle. Kafir. Bu kadar kafir. Şimdi bu kaynasın. Bunları da yerine koyalım. Merve kızmasın bize sonra. Mutfağı dağıtmışsın diye. Hiç söylüyor mu aslında? Yok çok böyle dağıtmam ya ben. Evet ama fark ettim her şeyi yıkıyorsun artık. Aynen. Böyle koyuyorum şuraya. Sonra tık makineye. Makinede daha temizler var. Dün açtım. O yüzden makineye dizmiyorum şimdi de. Öyle hemen kullandığım şeyi mesela ya anında yıkarım ya da makineye. Çünkü sonradan birikince daha uğraştırıcı oluyor. Bunu da atalım buraya mesela. Bunda Merve pankek yapmıştı. Suyumuz kaynasın. Sonra devam edelim. Şimdi bu rice cream'i herkes farklı şekilde yapabiliyor. Ben de her videoda bunu anlatıyorum. Anlatmaktan da usanmıyorum. Bir ölçeğimiz 50 gram. Bizim bugün ikinci öğünümüzde, pre-workout öğünümüzde 100 gram var. Şimdi kaynak suya bunu atıyorum böyle. Çevir, çevir, çevir. Şimdi bu 50 gramı güzelce karıştırdık. Zınk. 1.50 daha alıyoruz. That's it. Hazır. Güzel kokuyor. Evet. Sana da yapayım mı? Yer misin? Niye? Yersin lan. Şimdi bunu böyle hazırladık. Bunu gönderiyoruz dolaba soğumaya. Zınk. Bu soğuyacak. Ondan sonrasında yanına bir tane muz ve 50 gram izole whey'imiz pre-workout öğünümüz olarak hazır yiyip antrenmana. Bazı arkadaşlara öğünleri hazırlamak çok zor geliyor ama ha bak 30 saniyede pre'yi hazırladım. Bir de ben şimdi normalde sabah hepsini birden hazırlıyorum ama şimdi bugün hazırlamadım. Video çekeceğiz diye hepsini böyle tek tek hazırlayıp size göstermek istedim. Yoksa çok basit. Bazı öğrencilerim var. Şimdi tavuk pilav yazıyorum adama. Abi bakıyorum adama bir hafta geçiyor adamla hiç şey yok. 2 hafta geçiyor hiç kiloda değişme yok. Allah Allah diyorum. Oğlum beslenmeni nasıl yapıyorsun? Hocam eksiksiz yapıyorum. Ne yiyorsun? Pilavcıdan pilav tavuk söylüyorum hocam. Lan oğlum diyorum. O pilavcıdan söylediğin pilav tavukla yani evde yaptığın tavuk pilav bir olabilir mi? Onun gramajını tartacaksın evde yaptığının. Yani orada yazdığım gramajlar olsun. Hepsi yağ makroları, karbonhidrat, protein makroları. E sana özel hazırlanmış be kardeşim. Sen gidip pilavcıya abi bana bir porsiyon tavuk pilav yolla dersen içindeki margarin, ayçiçek yağı adam kavurmuş onu yağda kaç gram sana pirinç koymuş. Üzerine koyduğu tavuk zaten şu kadarcık bir tavuk. E bir de üzerine kardiyolarını yapmıyor bazı arkadaşlarımız. Vücut değişmez. Neyse şeyleri bekliyoruz. Bunda laf arasında böyle söyleyeyim. Bazı öğrencilerim var. Onlar bu videoyu izler. Kendilerinin kim olduğunu anlarlar. Rice cream yerken görüşüyoruz. Hadi bakalım. Üstümüze ne olmuş bizim? Evet. Şimdi arkadaşlar pirincimizi hazırlayacağız. Ondan sonra da öğünümüzü gömçükleyeceğiz. Burada kalmış. Oğlum eskiden şey yapardık lan hatırlıyorum ben. Anneannem falan bana şey pirinç ayıklatıyordu. Şimdi hiç böyle ayıklama olaylarına girmiyoruz. Acaba şey mi? Artık ayıklıyorlar mı otomatik? Ben hatırlıyorum yani böyle koyardık bir tane şeye böyle demirden tepsi vardı. İterdim böyle onları sonra tık 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 böyle harbiden de içinden taşlar çıkardı yani. Devir değişiyor falan diyormuş. Şimdi bugün ...250 gram pirincimiz var. 256 bozmaz. Şimdi 250 gram pirincimiz antrenman sonu ve antrenman sonu öğünümüzden
sonraki öğünümüz. Yani burada üçüncü ve dördüncü öğünümüz var. Son öğünümüzde yine iki dilim tam buğday ekmeğimiz, 30 gram fıstık ezmemiz ve 50 gram whey'imiz var. Pirinç olarak sadece bunu yiyorum. Diğer karbonhidrat kaynaklarımız rice cream ve yulaf, bir de tam buğday ekmeği. Geçen gün şeyi izledim, Phil Heath'in belgeselini izledim. Beni birazcık motive etti, hatta bayağı motive etti. O yarış süreci, yarış heyecanı, o kafadan birazcık çıkmıştım. O anları hatırlattı bana. Şu anda tekrardan böyle o podyum arkası, backstage, peak week haftası falan, o heyecanı bir görünce orada tekrardan bir böyle içimde bir alevlendi yarışma sevdası. Güzel bir süreç ya, harbiden seviyorum. Yani zor bir süreç ama o süreçte yani yaptığın, ne bileyim, kendi öğünlerini hazırlaman, verdiğin emek, antrenmanların, kardiyoların, günden güne kalkıyorsun, formun değişiyor, kontrollerini yapıyorsun, bayağı keyif veriyor. Tabii ki stresi var, zorluğu var. Kolay olsa herkes yapardı bunu. Bunu çeşmeden atıyorum, kaynattığım için sıkıntı yok. 100 derecede. 100 derecede patır patır kaynıyor. Yani yaptığım işi harbiden seviyorum ya. Keyif veriyor bana. Şimdi bu birazcık ısınsın. Pirincin tane tane olması için önemli noktalardan birisi güzelce kavurmak arkadaşlar. Güzelce kavuruyoruz. Zaten yediğimiz yemekler belli, sınırlı. Onu da yemişken güzel yiyelim. Tadını da yiyelim ki keyifli olsun. Şimdik. Emre, bu senin. Vıngıl vıngıl. Seninkinin var ya, harbiden şey çok iyi oldu. Yani çok merak ediyorum tadını şu an. Tadına bayılacaksın. Tadına. Tadına doyum olmaz. Falanlar falan. Ben otomatik olarak tartıya basıyorum bak artık. Her şey tartıya. Nerede bizim malzemelerimiz dayı? Direkt göbeğim oluyor. Senin de direkt adeliyor oğlum. Sana bugün kalori açığı yaptırıyorum. Bugün temiz besleniyorsun bak. Gördün mü? Olacak. Tabii. Bir de yanına bunun sana bir ölçek izole bey vereceğim. Aşkım, nerelerdesin ya? Ben de pirinçini yapmaya geldim kendime hocam. Diyorsun. Evet. Adele'ye fısıldıyor. Adele'ye fısıldıyoruz ha. Yes. Bunun için yapayım mı? Yap aşkım. Ben de Emre'ye pirinç un. Emre'yi forma sokuyoruz aşkım. Gelmediğinde de güzel besleyecek. Emre hazır. Emre'ye son, şimdi 3 aylık Fahri Güneş spesiyal değişim paketi. Full artı full. Ekibe özel. Ben direkt bunu da yiyeceğim. Alıştım böyle şeylerde yemeye. Benim de öğünüm. Al bakalım. Artık öğünleri birazcık görsel zevkten uzak hazırlamaya başladım. Çünkü uğraştırıyor. Zaten yediğimiz belli. Zınk. Hemen 20 gram. Şöyle. Nasıl, güzel gözükmüyor? Bak, tatlı yiyeceğine bunu yiyeceksin abi işte. Güzel bu. İyi değil mi? 18. Tık 20. Şu kaşıkta kalanla ne yapıyor? Adele'ye. Evet, Merve'nin yaptığı bir pirinç unu da. Gerçekten pirinç ununda son nokta arkadaşlar. Ya ama kaşın içine kaldı lan pirinç. Yani şunu protein ocean görse üretimi durdurur, yemin ediyorum bak. Üretim var ya bak, fabrikada 3 gün durur. Bir şunun üstünde bir inceleme yaparlar. Bir şey söyleyeceğim. Neden böyle oldu benimki? Biraz daha su eklemem lazım, değil mi? Evet aşkım. Bak, bazen de su ekliyorum, cıvık cıvık oluyor. Onu size temkinli ekleyeyim dedim. Yeter mi? Bir ölçek mi attın? Evet. Bak, şimdi de bayağı sulu olacak, göreceksin. Olmaz. Buradan kurtulursa, baksana müebbet yedi pirinç. Kaldı orada. Ya sen pirincin ustası olmuşsun aşkım artık. Allah. Ben
Ben yapıyorum, hiçbir zaman kıvam tutturamıyorum. Keşke deseydin, ben yapsaydım aşkım sana. Bu harbiden burada kaldı ya. Kalmaz kalmaz, çıkar. Ha? Hadi oğlum. Bu kaşık da yanlış bir kaşık abi. Aslında bu. Ha. Doğru bir karıştıracağım. Burada işe yaramaz. Bak çok güzel oluyor. Evet. Biraz daha su dök bakalım. Biraz daha su. Hı-hı. Tabii ki. Gayet iyi. Evet, toparlandı. Al bakalım. Daha koyayım birazcık. Birazcık koy aşkım, soğusun. Biz de öğünümüzü yemeğe çekilelim. Zınk, ha, bir dakika. Zınk, o hareketi yapmadan önce Emre. Shaker'ımız nerede? Şu Merve'nin shaker'ını alayım. Evet, bu öğünümüzün yanında protein ihtiyacımızı da tabii ki de. Ne herhalde ya. Fahriye 10. Aynen öyle. Aşkım. Senin sponsor bu videoyu izliyormuş. Ha, ben onun için paylaşamıyorum zaten. Gene de paylaşmam da. Protein Ocean benimle çalışması lazım. Falan. Bu bir gönderme mi yoksa Protein Ocean yetkililerine? 49, 50. Tamam. 50 gram izole beyimizi de aldık. Ha, sana da yapacağız şimdi. Aşkım, diğer shaker nerede? Oo, belki makinede, belki... Temiz mi? Yok, biliyor musun o nerede? Nasıl yok? Buradaymış. Temiz değil mi? Hı-hı. Harika. Tamam. Bunu da Emre'ye... Tabii. Vay, Emre kaçın da yine ha. Tabii oğlum, Emre benim bundan sonra baş adamım yani. En sevdiğim kankam. Zınk. Artık olmadı. Onun değil mi acaba? Evet, onun. Tabii canım. Evet Emre, senin öğünlerin hazır. Şimdi ben de kendime buradan... Sen her gün gel bence. İşime gelir yani benim her gün gelmen senin. Her gün çekim yaparız Moruk. Şu kanala abone olun, şu çocuğu 30 bin yapalım arkadaşlar. Allah rızası için ablam bir abone be. Yeni tanıştığımızdan beri 30 bin 29'dasın hep. Aşkım evet ya, ben evet. Çünkü gerçekten... Bir 30 bin olalım yani artık. Şey yapmıyorum ki. Hani yeni insanlar görmüyor ki kanalı. O kadar düzensiz atıyoruz ki video. O yüzden önerilmiyor kanalımız arkadaşlar. Kanal artık, kanalın basireti bağlandı. Neyse. Evet arkadaşlar, öğünümüz hazır. Görsele aldanmıyoruz. 100 gram rice cream, 1 büyük muz, 20 gram fıstık ezmemiz ve 50 gram isole based pre-workout öğünümüz. Antrenman öncesi pirinç unu tüketmemizdeki en büyük sebeplerden biri hızlı sindirim olduğu için bizim yedikten sonra çok beklememize ihtiyaç yok. Yarım saat 40 dakika içinde vın antrenmana gidebiliriz. Hadi bunu yemeye gidelim o zaman. Evet, o zaman 3-2 verince yiyoruz. Zın. Bak bak bak, utanmadan enseme tokat atıyor bir de. Yanlışlıkla deyip deyip evde beni var ya tokatlıyor bazen. Böyle duruyor pat bir... Aşkım yanlışlıkla vurdu. Ne diyordun, kamera açılmadan bir söyle bakayım. Hafta sonu diyordum, bir şey yapalım son hafta sonu diye. Allah korusun lan, niye son hafta sonu? Öyle değil. Haftaya kardiyolar başlayacak. Beslenmen değişecek ya onun için. Son hafta sonu diyorsun. Ha, bir denize falan gideriz belki. Gideriz aşkım. Ayıp ediyorsun yani. Deniz bizim işimiz biliyorsun. Bu sene kaç kere gittiniz? Bayağı girdim. Nerede? Kaş'a gittik. Tamam. Kaş'ta zaten bayağı bütün gün girdim. Ya hayır öyle değil. Kaç sefer yani?
kere girdin aşkım. Vallahi o bile iyi benim için, biliyor musun? Ha? O bile iyi benim için. Gerçekten mi? Ben bütün kaç senedir hazırlıklarımdan bir tatil yüzü, bir denize şu parmağın ucunu soktun mu diye bir sor bakayım. Vay be, iyi bir kere girmişsin. Geçen hafta da havuza gittik, orada da girdin. Oo, benim için bu yaz bitmiştir. Daha ne olsun? Harika. Evet arkadaşlar, geldik salona. Kahvemizi bekliyoruz. Yine bir kahve. Klasik antrenman öncesi kafein yüklemesini yapıp prelerimizi çakıp antrenmana gideceğiz. Bugün Merve Yıldırım Jim benim antrenmanıma eşlik edecek. Öyle söyledi. Ne yapacağız? Göğüs. Hayatımda hiç göğüs yapmadım hayatımda. Bugün ilk defa göğüs yapacağım. Her şeyin bir iki vardır aşkım işte bu hayatta. Şey gibi oldu. Şeyleri var ya, Edit Life. Onu söyleyemedim adını ya. Bir tane çocuk Göktuğ'un videolara edit yapıyor böyle anlamsız şeylerinde. Böyle bakışlar. Bakışlar. Onun gibi oldum sonra. Evet aşkım, güzel bir antrenman olacak. Sadece benim tek düşüncem ne biliyor musun? O ağırlıkları çıkarıp tatmak biraz zorlayacak bizi ama olsun. Hep antrenman yapmıyoruz seninle. Bugün ne? Bugün için seninle bir öyle bir fedakarlık yapabilirim. Sen peki antrenman için heyecanlı mısın? Çok. Hiç öyle gözükmüyorsun. 20 yıldır olduğu gibi bugün de yine çok heyecanlıyım. Oo, hayatında ilk defa göğüs antrenmanı yapacaksın belki. Ama ne yapacağımı biliyorum da şuralar çalışacak işte. Evet tamam işte. Üst göğüs. Evet, senin için aslında çok verimli bir antrenman. Değil yani, evet. Geçmeyecek. Yanlış günü tercih ettim. Hatta yemek bile pirinç unum bu arada çok kötü olmuştu. Yani tanecik bir tanecikliydi ve bütün pirinçler unlar içindeydi, böyle unlu unluydu. Evet aşkım. Onu yine yedim ama doymadım. Şimdi tavuk pilav söyledim. Mesela girmeden tavuk pilav yiyeceğim. Normalde yanlış yapmaması gerekiyor. Bekleriz biraz. Ama o kadar umutsuzum ki bu antrenmanı. Yo, güzel olacak ya, olsun. Oo bak, Merve'nin geldi yemekleri. Şipşak. Mis gibi öğün. Oo, dün de ben de antrenman sonu burada yedim, harikaydı. Moon Fitness'a gelen arkadaşlara idman sonu öğünlerini burada gömebilirler yani. Gramajına kadar ayarlıyor, sağ olsun. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkürler. Evet, ay bana bak, direkt giriyorum. İyi aşkım, iyi, utanma, çekinme, rahat ol. Artık takipçilerimizle bir aile olduk. Doğru söylüyorsun. Buyurun, sizi de bekleyelim. Buyurun arkadaşlar, afiyet olsun, hep beraber yiyelim. Evet, biz şimdi kahvemizi içelim arkadaşlar. Zaten çok bir şey anlatacağım bir şey kalmadı. Evde çoğu şeyi konuştum. Senin söylemek istediğin bir şey var mı aşkım? Yok, hayır. Antrenmana hazır hissediyorsun kendini. Harika. Antrenmanda görüşüyoruz o zaman. Pirelerimizi içerken yine. İçeride buluşuruz. 30 gram maltodextrin, fix intraworkout, 9 gram kreatinimiz var. Şu kreatinin yeni aroması da var, efsane. Harbiden efsane. Portakal, mango. Öyle güzel gidiyor ki. Bunu antrenmanda içeceğiz. Zınk. Bunu içiyoruz, modumuzu yakalıyoruz. Öf, limonata gibi. Lan bunun yeni şeyi almamış mıyım? Tüh, boş kutuyu almışım. Neyse. Supreme de iş görür tek başına. Koçum Merve ile yine bir antrenmanda daha beraberiz. Uzun zaman arkadaşlar, oldu. Uzun zaman oldu. Özlemişsindir aşkım antrenman yapmayı benimle. Çok özledin değil mi? Burnunda tutuyordu değil mi resmen antrenman yapmak? Evet, şimdi ilk hareketimiz incline cable fly ile başlıyoruz. O yüzden şu bench'imizi... Bench press yapacağız mı hocam? Hocam bench press yok bizde maalesef. Niye? Göğsün olmazsa olmazlarından değil mi bench press? Benim için çok uygun bir hareket değil hocam. Ha.
Evet. Yani spor hayatım boyunca en az yaptığım hareket bench press olabilir, evet. Yani dünyada da öyledir ama işte benim daha çok izole hareketler işime yarıyordu. Bu iyi. Bu iyi. Şunu da bir tık kaldıralım böyle. Tamam mı? Onu indir bakayım aşağı. Kablo çekeceğiz. Şuradan şuraya bir kablo çekmemiz lazım. Fitness'te var ya, boyunduğum hareketler hep kablo çekiyor. Oh, şimdi biraz ısınalım. Öyle çıkarayım. Isınalım hafif ağırlıkla. Tamam. Hareketimiz şu. Oturduk. Hmm. Tuttuk. Esnettik. Sıkıştırdık. Tam şuraya değil mi? Yes. Evet. Çok iyi. Sen onlarla ısınıyorsan ben nasıl yapacağım? Boş. Sen boşta ısınırsın. Ya şurada kasından haberim yok, biliyor musun? O kadar hiç çalışmıyor. Nasıl çalışacak? Harika. Haydi bakalım. Bunları çıkar ya. Ha, onları sen çıkar aşkım direkt. Bakalım aldık. Yani senin ısınman da bir ihtimal setinle. Bir tane takarım ya. Ya şunlara dikkat edelim düzgün olmasına, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bir çık bakayım boş. Yukarı, iyice saldın kendini aşağı, yayıldın. Bu daha dolu, bu daha boş. Ya tamam, önemli değil, çek. Göz çıkar. Vallahi hissediyorum hocam. Vay, çok iyi, bravo. Çok iyi. Aferin sana. Yes. Son kez bir tane daha yapayım. Aha. Bıraktım. Güzel. Oh. Harikasın. Kalıyorum şimdi. Sen evet, bir yata uyuyasın geldi sanki. Saçını. Çok iyi hissettim ha. Ha. Güzelmiş, evet. Harika. Pamplandım, hemen tişörtümü çıkarıyorum. İlk harekette pamplandın mı direkt? Tabii. Nasıl? Harika. Biraz da yaşadım arkadaşlar ama. Geçen. Tarık bana diyor ki, sen biraz zayıfladın galiba, bacakların vatandaş bacağı gibi oldu. Evet. Vatandaş bacağı ne ya? E normal vatandaş oldun işte. Çıtırdan evet. E var tabi aşkım, o kadar spor geçmişim var yani. Balka başladın mı? Evet. Hadi bakalım. Ama pirinç ununu yapmayı öğrenmen lazım balkta. Evet. Yoksa sıkıntı. Bu set de ısınma. Oh.
Yes. Hı. Omuzlarını aşağı düşür. Anladım, şöyle düşür. Evet. Bunu çekince de mi omuz aşağı doğru? Evet. Çünkü ön omuzuna biniyor o zaman, anladın mı? Evet. Güzel. Başın dönüyor. Oho. Daha ilk hareketten başı dönen, üçüncü harekette bayılır. Tamam, yeter. Bu da ısınma. Evet, şimdi work setimizi yapıyoruz hocam. Work set nedir? Çalışma setimiz. Şöyle bir bununla başlayalım. Şimdi planımıza yine bakalım. Şimdi şöyle, ilk hareketimiz 8-12 tekrar arasında yapacağız. Ama sen 8-12 yap. Benim kendimden bahsediyorum. Ben her set hemen hemen tükenişe gitmeye çalışacağım. Evet. Ağırlığım da yüksekten aşağı ters piramit olarak yapacağım. O yüzden ben ağırlığı biraz daha yukarı çekiyorum şu an. Her sette ağırlığı mı düşeceksin? Yoksa evet. Her yok, set. 3 setim var mesela. Her 3 sette tekrarım yükselecek, ağırlığım düşecek. Evet. Okey. Yes. Haydi bakalım. Sen de o sırada ne yapıyorsun? Story çekiyorum. Aferin. Evet. Bu harekette bu kadar. Kalkar mı? Kalkar herhalde inşallah. Of. Güzel. Çok iyi. Şu havlumuzu serelim. Ne yaptık havlu? Vay. Ağırlığı arttırdın ha. Güzel. Sana da bu yakışırdı. Hadi bakayım. Dikkat et ama aşkım, sakatlama, tamam mı kendin? Ciddiyet lütfen. Hadi 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 hadi. Neyse. Biraz zaman olmuş. Yardım etmem lazım. Hadi bakalım. Titriyor kollarım. Hadi beraber. Bu bana çok ağır. Haydi. Bas lan. Bas lan oğlum. Vallahi çok ağır olmuş. Çıkarmamız lazım. Kalkmaz mı? Tamam, hafifletelim. Evet, arkadaş da neredeyse boş yapacak. Ama hiç yapmadım. Vallahi. Tamam. Bunu da hissediyorum bu arada bayağı. Ya bu sana zaten yeterli aslında. Evet, bravo.
Yes. Nasıl gidiyor antrenman? Çok iyi. Şimdiden yoruldum. Buramı nasıl sıkabilirim? Çıkıyor mu? Daha dur bakayım. Bismillah. Kamplandı biraz ama. Oh, kas bakalım. Hayır. İki ay sonra basmak. Basmak bizim işimiz. Ne yapalım? Ya omuzum sakat ya. Ne bileyim sanki psikolojik mi bilmiyorum. Omuzum sanki böyle geride mi kaldı bu sene? Psikolojik olarak iyi yapamıyorum ya antrenmanları. Öyle hissediyorum ya. Evet ya. Evet. Nasıl bir aydır sakat? Presler. Çok iyi yapamıyorum presleri. Diyorsun. Gayet iyi. Hatta şöyle şeyler yok mu senin? Aklından yeni çıkmış. Şöyle şimdi. Aşkım. İşte forma giriyor ne oğlum? O detaylar çıkıyor daha. Çok çıkacak. Benim. Zayıfsın yani geçen sene şu anki haline göre. Bayağı. Pasaport fotoğrafı mı? Evet, ya bir şey buldum da. Hani green card içindir. Bayağı zayıfsın orada. Orada da yarışa yakındım ama değil mi? Evet, bayağı. Evet, bir de yarışa yakın. Zaten birazcık süzülüyoruz. Daha süzülürüz tabii canım. Oh. Ya da yaklaşmışsın ha bana. Saçma. Şimdi bu son set. Bunu da yapalım. Sıcak mı Emre? Fena değil gene değil mi? Biraz esinti var. Harbiden tükendi mi? Evet. Ya oğlum. Şimdi. Benim vücudumdaki su oranı seninkinden çok fazla. Bunu tiyanoşunu içmediğim için pireler. Pireler. Yerlerken. Pireler. Nasıl bir laf vardı öyle. Şimdi ikinci hareketimiz. Incline machine. Vay buraya şeyler geliyor kauçuklar. Yine. Kauçukları dizsek bir yılacak. Yine diğer videodaki gibi bir atraksiyon verelim mi? Ne oluyor lan orada hesabı? Ulan Emre kurguda var ya harbiden. Millet demiştir ki ne oldu kesin mevzu var orada. Ben bile mevzum var zannettim kurgu izleyince. Evet aşkım hadi bakayım. Ağırlıkları tak bakayım. Kaç kilo? 3 tane 20'lik tak bakalım. 3 tane 20'lik. Evet. Bana geçince 3 tane. Hayır oğlum sen de öyle 3 tane 20 aç. Senle bir challenge. Bunu bir tekrar yaparsan her tekrarda 1000 lira. Niye? Bir tekrara 10.000. Çok zor gibime geliyor. Tamam lan 10.000 lira. Bak öldürüyorum
Öyle değil oğlum, öyle mi? Ben de misin? Ben gideceğim. Şunu yerinden oynatsam bile yeter. Gerçi çok ağır değil bunu ya. Bir tekrar yapman lazım senin bunu. 20, 40, 60, 80, 120 kilo. Bir tekrar. Arkadaşlar 10 bin lira için basacağım. Çok zor ya. Şöyle ayağım verin. Anasının gözü. Halat verelim istiyorsan. İstiyorum. Sen böyle ayağını ittirebilir misin? Hayır oğlum. İttir 10 bin lira. Ben ittim. Böyle tutmasan ellerini biraz şöyle yukarı. Hah. Ama yok. Kaybettin 10 bin lirayı. Gitti 10 bin lira. Hayır, işte 10 bin kazanacaktın. Oh. Biraz nabzımız düşsün. Tamam. Aşk bahçeni süsleyen çiçeğin mümkün. Kovaladıkça kaçan. Bu şarkıyı size bir yıl yapacağız ki. Ah. O biçim diyorsun. Şimdi ben de kaldıramıyormuşum Merve'yi, o kadar artistlik yaptım. Gel. Oradan değil oğlum. Bas 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 bas. Hadi evet. Aa, tamam. Bırak. Bravo. Nice. Biraz zor gibime geliyor ama. Hadi. Hadi beraber. Evet. Dört. Devam edeceğim. Devam edebilirim. Beş. Altı. Haydi. Ciddi ol. Bırak, yarın kötürümsün. Yarın... Ne? Pasates spor. İnşallah. Çalışayım da. Gerçi sende hiç kas ağrısı olmuyor. Evet, enteresan ya. Bir şey. Ama yanlış yapıyorum galiba bazı şeyleri. Nasıl bazı şeyleri? Neyi yanlış yapıyorum? Ne bileyim. Mesela bacağım çalışıyorum deli gibi. Gerçekten kendimin maksimum yapabileceği ağırlığı yapıyorum. Hatta geçen midem bulandı falan, çok kötüydüm. Antrenmandan bir süre çıkamadım. Yani yattım burada. Ama artık hiçbir yarım yok. Bir tutulma, bir acı. Şey çok... Kasların aşırı esnek belki o... Ama eskiden hissediyordum ağrı. Bir de sen aşkım haftada bir gün antrenman yaptığın için. Evet. Yani haftada yani... bir gün ağırlık antrenmanı yapıyor. Hiç ondan yapma daha iyi. Vallahi bak. Hadi tak bakalım bunlar. Bir tane tak. Yeter şimdi. Bir. Tekrarımız fazla olacak şimdi. Kaldır sen. Hay. 8 tane yapacağım. 2. Çok iyi. Evet.
Of. Helal olsun. Bravo. Ellerim de pis biraz. Sevemedim çok. Buralarım ağrıyor biliyor musun? Ağrıyor. Çok iyi. Çalışıyor yani. Süper. İyi ama yapıyorsun yine. Yine bir şeyler yapıyorsun. Yine bir şeyler yapıyorsun. Ya çalışman lazım aslında değil mi? Üst göğüs yani. Tabii. Buranın biraz daha dolu durması güzel bir şey değil mi? Evet. Bir bölge daha eklendi hayatıma. 28 yaşından sonra. Hiç mi çalışmadın? Hiç çalışmadım. Yani evet, senin fitness antrenmanların biraz enteresan. Bak. Bak. Hayır. Yemin ederim dalga geçme. Bakar mısın? Pump olmuşsun biraz. Biraz olmuşum değil mi? Aha. Bak. Bak. Evet. Valla olmuş aşkım. Böyle değil mi? Çok iyi. Evet, bu hareketimiz de bitti. Bitti mi? Aha, iki set. Şimdi iki sette simit maşında üst göğüs yapacağız. Ben de iyi pump oldum bugün. Dün olamamıştım ama. Evet bayağı. Baba büyük duruyor. Bunları yerine koyalım ağırlıkları. Ağır mı? Tut bakayım. Aferin sana. Ağrı isteyen aferin de kalktın. Ya aşkım ne yapıyorsun? Selamlaşıyoruz reis, Fahri. Fahri reis deyince. Evet. Biraz daha geniş tut. Geniş. Biraz daha geniş tut. Evet. İyi mi? İyi. İndir bakalım. Evet. Vay. Bırak bırak. Vay hocam. Pardon. Çok ihtiyacım olan bir hareketmiş gibi. Biraz daha yukarı gel bakayım. Evet. Çok iyi. Son. Hadi. Bırak. Haydi bakalım. Son setimiz. Evet. Aha. Evet. Oy 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 oy. Evet, bir hareketimizi daha bitirdik. Sıradaki hareketimiz sanırım cable cross muydu, dips miydi? Bakayım bir programa. Yes. Haydi bakalım. Son set. Hadi bakalım, sonra dips yapacağız. Form çok iyi. Thank you.
Of. Al hocam. Göğüs hareketleri çok şık hareketler ya. Neden öyle? Neden acaba bilmiyorum. Canmadığın için bir farklı mı geliyor acaba? Şık gözüküyor. Yok güzel ama evet. Değil mi bu hareket falan? Cool yani. Sabah kadar yaparsın. Çok güzel. Leklerin neresini yapacaksın sabah kadar? Aşkım bacak çalışmak zaten eziyet geldiği için evet. Öyle zor. Şimdi sıradaki hareketimiz... Dips. Dips. Vay. Dips'i nerede yapıyorsun? Ezmeni rap... As possible. Yani yapabildiğin kadar tekrar yap diyor. Hadi bakalım gel şuraya gidelim. Evet abi. Ay, sadece birazcık bileklerimi ağrıtıyor ve dirseklerimi. Biraz bileklerini esnetip yapsan. Esnettim işte. Nasıl? Böyle. O esnetmek mi? Şöyle biraz şöyle bastırıyorum. Böyle. Saymadım hiç. Tükenene kadar yaptım. Ne demiş Muhammed Ali? Tükendikten sonra yaptığın aslında saygı. Sen o zaman tükendikten sonra yap. Bir dakika. Bunu tabii ki yapabiliyorum. Yapabiliyorsun. Evet. Hadi bakalım. O destekli de yapabilirsin bunu bu arada. Bir tane desteksiz deneyim. Dene bakalım. Dikkat et sadece. Bu biraz dümenden oluyor aşkım. Ama bunda bir garip bir şey var. Ben normalde dips yaparım. Ne var? Aslanmışsın demek birazcık. Hadi bakalım şimdi destekli yap. Düz dursa, böyle şey dursana, stabil dursana. Böyle kafanı sağa sola. Yani nerenin çalıştırdığın belli değil. Anladın mı? Böyle kalkıyorum. Stabil dur. Ey gidim ey. Bir dakika. Toparlanıyorum bir saniye. Bir daha yapıyorum. Hayda. Evet. Oğlum çok zor ya. Bu kadar zor bir hareket değildi. Nasıl değil aşkım? Dips. Yemin ederim değildi. Ne zaman zorlaştı? Ya ben şu barlarda yapıyorum. Kendimi güzel yapıyorum yani. Dümenden mi yapıyormuşum? Bence biraz dümenden yapıyorsun sen. Çok fena yaptırmışım. Güzel. Kaç set oldu bu? İki. İki. Bir set daha yapacağız. Şimdi göğsü bitirdik. Nasıldı ilk göğüs antrenmanın? Çok verimliydi. Keyif aldın mı? Evet. Çok iyi. Noktalarımızı hissettik. Pampladık. Harika. Şimdi... Sırada arka kol var. Oy. İki hareket arka kolumuz var. Ondan sonra da tek bir hareket omuz yapacağız. Hadi bakalım ilk hareketimiz rope, triceps, cable, push down. Yes, biliyorsun ha. Ya aşkım. Vay benim koçum vay. Gel bakalım, vay bakalım vay. Yapacak. Nerede yapacak? Şurada yapalım. Burada. Ha burada yapalım ne dersin? Olur mu? Hadi bakalım. Hazır mı? Yap bakayım nasıl yapayım. Yes.
Tamam. Sen bitir hocam. Yes. 12-13 arası. Oh. Nasıl hissiyat? Şimdi birazdan bir büyüdün ha. Göstereceğim nasıl pump olduğunu şaşıracaksınız. Bedur. Bir kere vursan ölür müyüm? Ya da birine bir kere vursan sakatlanır mı falan? Ama insanın öyle şeyler sorusu geliyor sana. Gerçekten. Ve bütün çevre, bak bütün arkadaşları bu soruyu soruyor biliyor musun? Evet. Konu açılıyor ve diyorlar ki Fahriye şunu yapsan olur. Ama insan işte şaşırıyor biraz. Bizim Türklerde ilk cüsseli birini görünce abi birine bir tane vursan ne olur? Soru. Bir şey olmaz, ne olacak? Niye vurayım diyorum ben de bir. Ama çok kaşınırsa biri kaşırız yani. Tabii. Hadi bakalım. Hoppa. Şu televizyondaki yazıyı okuyabiliyor musunuz? Ben bile okuyamıyorum. Sen okuyabiliyor musun aşkım alt yazıları? Neyse, iyi bari. Gözlerim bozulmamış olsun. Of. Arkadaşlar, antrenmanımızın sonuna geldik. Bugün Merveciğim bana antrenmanda eşlik etti. Güzel bir göğüs antrenmanı yaptık. Ve bence gayet de iyi yaptın aşkım. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Harika. Sen nasıl? Keyif aldın mı? Evet, bayağı sevdim. Mutlaka antrenman programıma göğüs ekleyeceğim. Şimdi Merve bundan sonra her gün göğüs çalışırsa şaşırmayın. Sevdi ya. Evet. Ben arkadaşlar burada videoyu bırakıyorum. Öğünlerde büyük ihtimalle Merve, olmam. Elveda ediyorum. Evet arkadaşlar antrenmanımızı bitirdik. Şimdi eve gideceğiz. Antrenman sonrası öğünümüzü yapacağız. Ondan sonra da artık yavaş yavaş böyle videonun sonlarına geliriz. Ama evde malzememiz eksik. Buradan bir markete uğrayacağız. Şeyler alırız. Sonra evde görüşürüz. Güzel. Ekonomik paket bulduğun an kaçırmayacaksın dayı. Şundan alalım iki tane. Hatta üç tane alalım. Sepet almadım ya. Bir sepet alıp geleyim. Dur bekle sepet alıp. Aa sepet. Yaban mersinimizi de alalım. Yaban mersin önemli. Direkt limonata evde vardı ama bir tane daha Uludağ şekersiz limonata hayat kurtarır demişler. Şu hamur işleri çok güzel oluyor aslında. Ama tabii bize gelmez. Bir tane tam buğday ekmeği alalım. Baksana 500 gram 42 lira. Biz 1 kilo aldık. 950 gram 44 lira. Nasıl iş dayı bu? Tezgah lan bu harbiden. Bir tane yumurta alalım. Al olabilir. Çok fazla değil. Bir de 200'er gram bölebilirsen harika olur. Tavuklar tükenmek üzere ha. Has tavuk. Harbi tavuk. Ha yok o. Sadece göğüs endeksi. Göğüs abi bizim için. Alttan bir kilo yaptım. Harikasın abi. Yine aynı şey yaptım değil mi sana?
Bul da yapayım abi. Olur abi. 200-200-205 parçaya bölersen çok güzel olur. Tabak yapayım mı sana? Direkt olur. Tam 200 olsun. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Yaşamlar. Kıymalarımız da hazır. Dayıcığım harika. Roziko'ya da mama alalım, Roziko'ya. Evet, markete alışverişimizi yaptık. Acıktık, çok acıktık hem de. Şimdi oyunu hazırlayacağız direkt. Pilavımız hazır, tavuk yapacağız. Enerjim bayağı düştü. Baksana çöktüm. 3 saat içinde çöktüm, yaşlandım ama. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik. Hemen post workout öğünümüzü hazırlayacağız. Bak bu tavuğu her yerde göremezsiniz ha. Harbiden bunu deneyin. Fırında ya da air fry'da. Şimdi burada Emre'ye 200 gram ayırdım. Burada da benim 210 gram, 220 gram var. Sen bugün bana iyi baktın abi ya. Ben sana bakmam mı Emre ya? Ha. Ben sana bakmayayım da kime bakayım söyle. Tabak kahvaltım hazır. Bütün vitaminler bizde hazır. Hizmette sınır asla yok. Sınırsız hizmet. Şimdi bunu da Merve'ye ayıracağım. Merve'ye ne kadar yapsam acaba? Şöyle kalsın. Merve'ye de zınk. Bu kaç gram acaba, bakayım şuna. 218, tamam bunu yapayım. O yiyebildiği kadarını yesin. Hocam o kesikler. O kesikler önemli. Neyse bu kadar yağ kalsın, tat verir. Şundan alalım şuradan. Bu kaç gram? Zınk 200, harika. Bunu zaten temizlemiştim. Buna sadece biraz kesik atacağız şöyle. Hocam yapıyorsunuz üstü. Ne yapalım moruk? Artık sürekli yapa yapa bıçak görevmiş sadece. Ufak derinler, kesikler. Tavuklarımızı kestik. Niye? İçine şimdi birazcık zeytinyağı dökeceğim. Yağ gitsin güzelce. Ondan sonra koyacağım baharatlar da içine gitsin. Tak. Hemen şöyle bir zeytinyağını. Extra virgin olive oil. Zınk. Şöyle güzelce yediriyoruz moruk. Ellerimi de yıkadım bu arada arkadaşlar şimdi. Tabii ki de. İlk bilgiyi de veririm. Bu yağ güzelce yiyecek. Aslında bunu böyle önceden dolapta bekletirseniz çok daha yumuşak olur et. Böyle marine edip. Şimdi elimizi tekrar yıkıyoruz. Tuz, karabiber, kekik ve can alıcı vuruşu yapıyoruz. Sumak. Hadi başlayalım. Tek. Zınk. İlk önce tuzumuzu şöyle güzelce her yere gelecek şekilde döküyoruz. Elimizi korkak alıştırmayın. Zaten bu su, hayır su diyorum, tuz air fry'da biraz uçuyor gidiyor. Yanıyor. Tamam mı? Şöyle güzelce tuzu yedirdik. Karabiberi çok fazla atmıyoruz. Sadece şöyle şöyle minik minik eşit şekilde tat versin, anladın mı sadece? Aa dur oğlum. Can alıcı noktayı unuttuk. Protein Ocean sarımsak tuzu. Şov yapar. Sever misin sarımsak? Yerim. Seversin ha? Sen bana güven zaten. Sevmesen de seveceğim bak şimdi. Kekiğimizi atıyoruz. Tık. Şöyle. Kekiğimizi attık. Kekik biraz bol olabilir. Güzel tat veriyor ama. Kekik güzel tat verir tavuğa. Ondan sonraki işlem. Zınk. Hemen sarımsak tozunu şöyle güzelce gezdiriyoruz, tamam mı? Çok fazla atmanıza gerek yok, zaten yoğun ama güzel tat veriyor. Vallahi böyle karnım acıktı. Of. Sen şimdi bayılacaksın. Bir de ona airfryda böyle bütün atıyorum, içi böyle sulu sulu kalıyor. Yumuşacık. Şimdi çıtırdan bir sumak. Oy. Oy, şef misin be Fahri Usta be? Şef misin be Fahri Usta be? Şuraya bak. Şimdi hemen buradan pişirme kağıdımızı zınk. Kesme işlemlerini. Zınk. Açtık airfryer'ı. Aldık abi. Şuna bakar mısın? Çiğ çiğ yer insan. Şu bir. Şu iki. Sığsın. Şu da üç. Üf.
Üf. Zınk. Attık, tavuğa geldik 180 derecede 28 dakika. Neden 28? Önemli, 28 olacak. Eğer tek bir tane şey olsaydı orada parça 26 dakika olacaktı. Ama 3 tane olduğu için 28, 2 tane varsa 27. İnce ayarlar. Şimdi 28 dakika sonra görüşüyoruz. Evet arkadaşlar, antrenmanımızı yaptık. Market alışverişimizi yaptık. Eve geldik, öğünlerimizi hazırladık. Şurayı çeker misin? Şu görselliği, şu güzelliği çeker misin? Tık. Merve'cim bize gitti, bir de sonra şey aldı. Turşu aldı. Harika oldu. Acıktın mı? Emre'ye de hayatının en iyi öğünlerini hazırladım bugün. Emre kardeşim bugün temiz. Aşırı. Sabah -2 kilo yazar. Garantisi var. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim bundan sonra 2 öğünüm daha var. Ama saat birazcık geç oldu. Saat 9 oldu şu an. Ama sıkıntı yok. Yenecek. Sadece bir öğünümde pilav ve kıyma var. Diğer öğünüm zaten tam buğday ekmeği, fıstık ezmesi ve yine 50 gram whey var. O son öğünüm. O yani çok basit bir öğün. Bu şekilde videoyu izleyen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ne yapsınlar diyoruz aşkım? Lütfen şu kanala abone olun. Bu videodan sonra şu çocukcağızı 30 bine geçirelim. Tamam. Sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.